62 gündür arazideyiz. 7 Nisan'da milletvekili aday listelerimiz açıklandıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu 2. sıra milletvekili adayı Fehmi Kökçü memleketi Gerede'de hemşehrileriyle bir araya geldi. Seçmene son 2 ayı değerlendiren Kökçü organize sanayide destek istedi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sayamayacağımız kadar hizmetini ziyadesiyle vatandaşımıza anlattık. Vatandaşımız o hani kahve reklamında olduğu gibi üçü bir arada olan zihniyetin 2023 vizyonuna giden yolda Türkiye'nin önünde hangi engelleri koymaya çalıştığını yakinen biliyor. O gani gönüllü vatandaşlarımız, milletimiz, millet eksenli siyaseti, millet merkezli siyaseti, malzemeden çalmayan zihniyeti göğsünde, yüreğinde, kalbinde idrak etmiş durumda. Hamdolsun bu bizi sevindirdi. Biz 3 milletvekili aday olarak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, il başkanlığımızla, ilçe teşkilatlarımızla, tüm unsurlarımızla, belediye başkanlarımızla, ilçe ve il genel meclislerimizle beraber yollara düştük ve Bolu'muzu tamamen taradık. Çok açık ara, açık ve net bir şekilde görülen fotoğraf şu. Başta Bolu'ya yapılan Bolu Dağı Tüneli olmak üzere yollarıyla, köprüleriyle, barajıyla o büyük Türkiye fotoğrafına, idealine uygun bir şekilde Bolu'nun nakış nakış işlendiğini, Bolu'nun her tarafına, en ucra köyüne kadar, en taşrasına kadar hizmetin AK Parti iktidarı döneminde gittiğini gördük. Artık insanlarımız Koterelli önünde önünü dikleyen devlet başkanlarını, dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyemeyen liderleri, millet eksenli siyaset yapmayan devlet büyüklerini istemiyor. Kendi hikayesini, kendi hissiyatını, kendi gönlünü, kendi kalbini, kendi gönül dilinden konuşan siyasetçileriyle beraber yola devam etmek istiyor. AK Parti'nin diğer partilerle bir farkı var. AK Parti ısrarla altını çizerek bir kere daha söylemek isterim. Millet merkezli siyasetle, milletiyle beraber yol arkadaşlığı yapıyor. Yapıyor da kötü mü yapıyor? Milletiyle beraber yaptığı bu yol arkadaşlığı neticesinde Türkiye 26. büyük ekonomiden 16. büyük ekonomi haline gelmiş durumda, Rabbimize hamdolsun. Bolu'ya her tarafına nakış nakış barajlarıyla, gölleriyle, yollarıyla markalaşan kimlikli, karakterli şehirleriyle bu fotoğrafı tabiri caizse çekmiş durumda ve bu hizmetleri milletiyle paylaşmış durumda. Biz arazide dolaşırken gördüğümüz manzara şu. Tarlada izolanın harmanda güzü olur misali bizim insanımız AK Parti iktidarı döneminde yapılanları yakinen biliyor. Ekonomiden eğitime, sosyal hayattan sair hizmetlere kadar insanımız bunu kalbinde, gönlünde idrak etmiş durumda. Biz kalben, gönlen, müsterihiz, tüm unsurlarımızla beraber arazide milletimizle beraber o yol hikayemizi Adriyatik'le Çin Seddi arasındaki Türkü Cumhuriyetlerle Arap Yarımadası'ndaki hikayemizi bize öğretilen ezberler dışında o büyük Türkiye idealine hep birlikte 2023 yüzyılına yeni Türkiye yolunda inşallah ikinci yarıyı tekraren başlatıyoruz. Elbette ki birileri geçmiş siyasilerdeki arttırıyorum açık arttırma müzayede şeklindeki beyanlarda bulunurken bugün AK Parti dün yaptıklarıyla mazi ile istikbal arasındaki bağı noktasında o garantiyi milletine veriyor. Eğer bu ülkede bir değişime dönüşüm yaşanacaksa, bu ülkede kardeşlik hukuku ve iklimi temin edilecekse elbette ki bunun tek ve yegane adresi Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu, ak irade olduğu, millet merkezli siyaset olduğu bir kere daha teyit edildi. Biz ne paralelinden, ne üçgeninden, ne beşgeninden, ne postalından, ne de o üst takıldan milletimiz dışında ve Rabbimiz dışında hiç kimseden korkmadan dün o coğrafyanın cesur yürekleri insanları gibi o Köroğlu diyarın evlatları gibi zulümle abat olunmaz misali zalime karşı bu mücadelemizi dün olduğu gibi hizmetimizle beraber o devletin hem kudret yönüyle hem şefkat yönüyle sonuna kadar devam ettirdik. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Bolu hemşerilerimizin, Bolu insanlarımızın, Köroğlu diyarın evlatlarının şundan şüphesi olmasın. Onların hikayesini, çilesini, mukadderatını bilen, onların değerleriyle alay etmeyen, onlara hizmet üretme noktasında emre amade, ak iradeli insanlar var. Biz emre amade olarak dün olduğu gibi bugün de yine Anadolu yollarında, Bolu yollarında yolumuza devam edeceğiz. Evet, birileri 1,5 lira, 2 lira, 2,5 lira, hani başkalarının tabiriyle 5 lira da benden misali siyaset yapmıyoruz. Biz ne başörtülü kardeşimizin başörtüsüyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a, Aydınlar Bildirgesi'ne imza atıyoruz, ne de okula giden çocuğumuzun masasının üzerine ders kitabını bırakmaktan geri kalıyoruz. Biz milletimizle beraber, Alevi kimliğiyle, Kürt kimliğiyle, Türk kimliğiyle,
Laz kimliğiyle, Çerkez kimliğiyle, yani hasreten coğrafyamızın zenginliğiyle siyaset yaptık. Bundan sonra da biz milletimize, milletimizin iradesine güvenerek yine siyasetimizi Allah'ın izniyle devam ettireceğiz. Halkımız şundan müsterih olsun. Bolu harika bir noktada, Türkiye iyi bir noktaya doğru gidiyor. O dev dünya ülkeleri arasındaki yerini almış durumda. Zaten öyleydi. Ekonomik anlamdaki büyümemiz, gidişatımız ve bu meyandaki hissiyatımız da bu noktada inşallah sonuna kadar devam edecek. Ben o vicdanlı, o mahşeri vicdanı taşıyan bölgenin o gani gönüllü insanların yine sandık başına gittiğinde ampulü yakacağını, aydınlık Türkiye'nin aydınlık geleceğine umutlar yeşerteceğini, 8 Haziran sabahı inşallah Türkiye açısından içinde bulunduğu çaylar gibi, Ramazan öncesi gibi o mübarek bir ayın içerisinde hayırlı bir neticenin çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Biz milletimizin iradesine hep saygı duyduk. Bundan sonra da saygı duymaya devam edeceğiz. Ama birileri bilsin ki dün sokakta ulusalcı takılıp farklı birileriyle kol kola yürüyenler ya da bu ülkenin bölünmesini ya da bu ülkedeki IMF olan borcun ödenmesini ya da devasa projelerin ya da bitirilemeyen projelerin bitirilip hayata geçirilmesini kıskananlar AK Parti iktidarını, başta reisi cumhurumuz, devlet başkanımız, 2000 yıllık kadim medeniyetimizdeki ilk defa milletin iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanımız olmak üzere başta başbakanımıza ve ekibine özellikle bu millet merkezi yürüyüşü hazmedemeyenler, o milleti kuyrukta bekleten zihniyetler, dolan bankalarla ilgili iştahı kabaranlar, emin olun bu emelleri ve amaçları kursaklarında kalacak. Çünkü bizim kaderdaşımız, gönüldaşımız, milletimiz oldu, Bolu insanımız oldu, Türk insanımız oldu, millet merkezli siyasetimiz oldu. Biz dün olduğu gibi bugün de o mazimizden aldığımız güçle, o değerler üzerinden yaptığımız siyasetle, hizmet eksenli, hizmet merkezli siyasetle inşallah istikbale doğru başta Bolu insanımızla beraber gideceğiz. İnşallah 8 Haziran sabahı milletimiz açısından umutlar yeşertir diyorum.